İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da bir bomba patladı ve bu bomba patladığından beri sonunu daha önce defalarca gördüğümüz, yaşadığımız karanlık bir hikayenin içine çekildik. Rusya, Amerika, NATO, hava sahaları, AKP seçimlerken insan hayatları, halkların varoluşları birilerinin bir coğrafyayı kendi emelleri doğrultusunda şekillendirme heveslerine kurban edilmeye çalışılıyor. Bu yeni değil. Hedefteki insanlar, halklar Suriye'de 10 yıldır ama bölge genelinde onlarca yıldır sürdürülen savaş nedeniyle oradan oraya göçmek zorunda bırakılmış olanlar. 1000 yıllık topraklarının, evlerinin Afrin'in işgaliyle gittikleri civar köylerde bu sefer de F-16 bombardımanıyla karşılaşanlar. Bir işgal ile öteki arasında yaşam kurmak için yılmadan mücadele verenler. Cihatçı çetelere rağmen eşit ve özgür bir hayat için direnenler. En çok da kadınlar. Henüz İstanbul'un orta yerinde gerçekleşen bombalamanın esas faillerinin kim olduğu açığa çıkarılmadan, havada MHP Güçlü Konak ilçe başkanının ismi, ÖSO bağlantıları, uyuşturucu ticareti, İçişleri Bakanı'nın ilişkilerine dair bilgiler dolaşırken, bu bombalama hızlıca başka bir kıyımın gerekçesi haline getirildi. Türkiye'den kalkan savaş uçaklarının köyler ve kent merkezleri ayırmadan yaptığı bombardıman sonucunda çoğu sivil, en az 31 kişinin öldürüldüğü, bir hastanenin yıkıldığı gelen bilgiler arasında. İstiklal Caddesi ile Taksim'le İstanbul'la hiçbir bağlantısı bulunmayan bu 31 kişinin ölümüne, hastanenin yıkımına sebep olan bombaların üzerinde başka bir bombanın katlettiği iki çocuğun ismi yazıyordu. Çocukların ölümüne engel olmak şöyle dursun, öldükten sonra bile istismar eden bir siyasetle karşı karşıyayız. Aynı siyaset şiddetin şiddet doğurduğu, fayda sağlayan tek tarafın da desteği azalan hükümet olduğu bu ortamda sınırı aşıp Karkamış'ta bir okulu vuran roketlerin biri çocuk iki kişinin canını almasını, şiddetin dozunu arttırma kozu olarak gördüğünü belli edercesine adeta ellerini ovuşturarak izliyor. Bunu faili belli bir hain terör saldırısı olarak değerlendirmekte gecikmeyenler ise haritayı açıp bakmıyor. Karkamış'ın karşısında neresi var? Karkamış'ın karşısındaki Cerablus'ta kim var? İktidarın beslediği hangi gruplar var? Öğrenmeye tenezzül etmiyor, biliyorsa da unutmayı seçiyor. Öte yandan tüm bu oyunu kuranlara bir gün önce aynı sınırı aşıp hastane bombalamasına terör demeyi düşünen dahi hemen hain ilan ediliyor. Çünkü duymamıza izin verilen tek ses bu düşman siyasetinin, sürekli savaş siyasetinin sesi. Kürt halkının iradesini ezmeye dönük bu savaş siyasetinin ölüm saçtığını, hepimizin hayatlarına gölge düşürdüğünü, yoksullaştırdığını, tehdit ettiğini, güvensizleştirdiğini, geleceksizleştirdiğini bildiğimiz halde bu oyuna razı olmaya, çaresizce parçası olmaya, bu düzeni sürdürmeye mecbur muyuz gerçekten? Değiliz. Susmak zorunda değiliz. Tam tersine hem kendi geleceğimiz için hem de sözde bizim adımıza sınır ötesinde hayatların parçalanmasını, Kürt halkının düşmanlığının bir bütün biçimi haline getirilmesini kabul etmediğimiz için ses çıkarmak zorundayız. Bu topraklarda nefes alabilmek istiyorsak başka çaremiz yok. Basına, sokakta ve sosyal medyada ses çıkarmaya yönelik baskıların artması, Kürt halkına yapılan bu zulüm, kadınların kazanımlarına her gün yeni bir müdahalenin eklenmesi, savaşın sesini yükseltiyor. Oysa biz kadınlar biliyoruz ki bu savaş hayatlarımıza sirayet ettikçe şiddetin kendisini yeniden üretiyor. Savaş ve şiddetle birlikte kadınların gündelik hayatı zorlaşıyor, alanımız daralıyor. Dolayısıyla savaşın yükselttiği, şiddetin bedelini en ağır ödeyecek kadınlar başta olmak üzere tüm topluma sesleniyoruz. Yarın çok geç olabilir. IŞİD'in Ezidi halkına yönelik soykırım girişimiyle hatırladığımız, Şengal ve yenilgiye uğratıldığı Kobane başta olmak üzere bu tür yapılanmalara karşı verilen mücadeleyi sekteye uğratan, IŞİD zihniyetini destekleyen bu saldırı hiçbirimizin değil. Yalnızca kendi konumu için her oyunu oynamaya hazır olan iktidarın yararına. Rojava'ya atılan bombalar Türkiye'deki bizlerin güvenliği için değil, iktidarın geleceği için. Bu yalanların karşısında sessizleşmeyin. Muhalefetin sinip iktidarın yanında saf tutmasına bir kez daha seyirci kalmayalım. Her gün daha büyük bir umutsuzluğa uyanmayalım. Hep birlikte söylememiz, yükseltmemiz gereken ses çok basit. Bizim de barış içinde yaşamaya hakkımız var. İnsan hayatlarını bir seçim ve iktidar hesabı haline getiren savaşa hayır.